Merhaba arkadaşlar. Deniz'in Elişi Günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir patik yapacağım. Örnekli olacak. Şuraya birinci, ikinci sıra olarak trabzanlarımı yazdım. Anlaşılmayan bir yer olursa buraya da bakılabilir. 5 zincir çekiyorum. Ve içine 14 tane trabzan dolduracağım. Beş zincirimi çektim. İkili trabzanlarımı yapıyorum arkadaşlar. İpim normal patik ipi. Tığım 2 numara. On dört tane trabzanımı dolduruyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. 11, 12, 13 ve 14. 14 ikili trabzanımı yaptıktan sonra arkadaşlar hemen gelip şu baştakine bu şekilde bağlıyorum. Tekrar iki tane zincir çekiyorum yanına. Her trabzanın içine iki tane ikili trabzan yapıyorum. On dört yani 28. 28 tane olacak. 28 trabzan. Çift olursa ikinci sıramız 28 trabzan olacak. İlk iki sırayı doğru yaparsak örneğimiz oturur. Şimdi sayalım. 28 tane olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25, 26,
Evet ve 28. Şuraya da çift battım. Evet. Şimdi arkadaşlar tekrar sıramız bitti. Geliyorum tam buranın ucuna. Böyle bağlıyorum. Üstüne almadan batıyorum. Şimdi yine iki zincir çekiyorum hemen dibine. Bundan sonra üçüncü sıramızda arkadaşlar bir tek bir çift trabzan yaparak dönüyorum. Şimdi buraya bir tane yaptım. Hemen yanına çift. Bir, iki aynı yere. Şimdi hemen yanına bir ikili trabzan. Yanına iki tane. Bundan sonra eğer 28 tane yaptıysanız bundan sonraki trabzanları saymanıza gerek yok. Örnek zaten oturmuş oluyor. Şimdi yine tek, yine çift. Bu şekilde sonuna kadar dönüyorum arkadaşlar. Şaşırmadan bir tek bir çift olarak devam edelim. Şaşırmadan yapalım ki ikinci yapacağımız patik biri büyük biri küçük olmasın. Bazen biz yaptığımız örneklerde kimin eli sıkıdır, ipi kalındır, incedir. Onu kendinize göre ayarlayın tığınızı. Sıranın sonunda görüşelim arkadaşlar. Tekrar sıranın başına geldim. Hemen buradan üstüne almadan çektim. 1, 2, 3. Şimdi dördüncü sıradayız. Dördüncü sıramda tekrar 6 tane tek yapıyorum arkadaşlar. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6. Şimdi yedincisini hemen yanına batıyorum 2 kere. Aynı noktaya 2 kere. Sonra tekrar yine 6 tane yapıyorum. Tekli. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi yedincisini 2 kez. 1, şöyle göstereyim. 1'e değil. Buraya. 2 kez. 6 tek, 7 çift olarak sıramı dönüp geliyorum arkadaşlar. Altı ve burayı iki kez. Bir, iki.
Evet, döndüm tekrar. Bitti bu sıramızda. Bir, iki, üç, dört. Beşinci sıramızda her birinin üzerine tek tek hiç çoğaltma yapmadan yerinde yaparak dönüyorum. Tek tek. Sıranın sonunda görüşelim. Evet arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 sıramızı bitirdik. Bu bizim parmak uçlarımız. Patiğimizin başlangıcı. Şimdi örneğimize başlıyorum. Şu başa geldiğimizde burayı iki kez iki tane trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum ve aynı yere iki tane daha trabzan. Zincir çekmeden şöyle 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dördüncü trabzanın yanından ikili trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Hemen yanına. Tekrar 1, 2, 3, 4. Dördüncü trabzanın yanından içeriye giriyorum. Bu araya zincir falan çekmiyorum. 1, 1, 2, 3, 4. Sonra iki tane trabzan yapıyorum. İki zincir. Patiğimizin örneğini koymuş oluyorum. Bu örneği daha önce birçok yerlerde görmüşsünüzdür. Hırka, yelek, patik. Çok kullanılan bir örnek. Bunlar yapılıyor. Tekrar 1, 2, 3, 4. İki zincir. Aynı yere. Bir, iki, üç, dört.
12 tane olması gerekiyor. Şundan 12 tane. 1, 2, 3, 4. 12 tane yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Yakından göstereyim. 1, 2, 3, 4. trabzanın hemen yanından giriyorum. Bir, iki, üç, dört. Sıranın sonunda görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, birinci sırada örneğimi yaptım. 12 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane oldu. Şimdi İki zincir çekip ikinci sırayı gösteriyorum örneğimizin. Hemen dibine tekrar batıyorum. Zincir çekmeden yana. Zincir çekmiyorum. Sadece ortalarda iki zincir. Bakın patiğimiz olmaya başladı. Tekrar iki tane. Üstüne alıyorum hemen yana. Şimdi yavaş yapıp göstereyim arkadaşlar. İki zincir hemen dibine. Üstüne alıyorum hemen yanına. Şimdi arkadaşlar bu şekilde 14 sıra yapıyorum. 14 sıra. Hiç bozmadan 14 sıra gidip geliyoruz. Bakın 7. sıra, 7. sırada 14 sıra örnek yap. 14. sırada örneğe başladım. 14 sıra yapacağız. 6. sırada örneği başlattım. 12 tane. 7. sırada 14 sıra yapacağız. Şimdi bunu 14 sıra yapıp tekrar görüşelim. Bir tane daha yapıyorum. Üstüne alıyorum. Hiç arada zincir yok. Yandakine geçtim. 2 trabzan. 2 zincir. Ve tekrar aynı yere 2 trabzan yapıyorum. Evet arkadaşlar, 14 sıra yapıyoruz. 14 sıra yaptıktan sonra topuğunu yapacağız. Buradaki topuğun şekli çok değişik olacak. Hepiniz beğeneceksiniz. Çok kolay. Genelde topuk yapmak biraz uğraştırır ama bu patikte yapacağımız topuk o kadar uğraştırmayacak. Burayı
14 ve 28 yaptıktan sonra zaten burası kendiliğinden doğru çıkıyor. 14 sıra sonra görüşelim. Arkadaşlar ben patiğimizin 14 sırasını yaptım. Şurada bırakmıştık. Şimdi 14 sırayı aralarda zincir çekmeyerek sadece ortasında 2 zincir, 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaparak geldik. 14. sırada şekilde yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Şu ortada 1, 2, 3, 4 tane örneğimizi bırakıyoruz. Şunu. Burası topuk tarafı. Şimdi arkadaşlar topuğa başladık. 14. sırada bunu sık iğne olarak yapıyoruz. Bu sık iğne sırası çok olduğu için ben önceden yapıp hazırladım. İlk sırasında bir renkli ipimle göstereyim size. Şu sık iğneyi yaparken onu renkli olarak göstereyim. Şöyle. 14. sırada üstüne alıp bu şekilde çekiyorum sık iğne. Yani buna sıkma da deniyor. Bir tane ortaya şöyle kapatıyorum. Bir tane, iki tane trabzandan giriyorum. Şuraya ikisi arasına herhangi bir işlem yapmadan buradaki ikili trabzanın tepesini bu şekilde ortaya bir tane, sonra yana bir tane, yine o ikili trabzanın başına bir tane alarak bütün sırayı bu şekilde dolandım arkadaşlar. Şurada 4 tanesini bıraktım ortada. Evet, şu 4 tane bıraktıktan sonra bunların hepsinin başına doladım. Buraya bir, bir ortaya bir, başına doladım bir. Böyle yaparak sıranın sonuna geldim. Evet. Şimdi topuk kısmını yapıyorum arkadaşlar. Kaç sıra yaptım onu söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra. Şimdi burada yarım bırakmıştım onu göstereyim. 12 sıra üstüne almadan yaptım. Bu bizim topuk kısmı olacak. Aynı şekilde böyle devam ettim. Bu kısım bizim topuğumuz olacak arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Bu benim yaptığım patik 38 numara bir patik. 39 da olabilir. Evet. Sonuna geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bunu topuğunuza ölçersiniz arkadaşlar. Ayak burasını giyip bu topuğunuza ölçebilirsiniz. Eğer topuğunuzun sonuna geldiyse burası tamamdır. Bu sırayı ayak topuğunuza göre yapabilirsiniz. Buradan sonrasını ayağınıza takıp ayağınızı tabanla ayarlayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sıra yapmışım arkadaşlar. Şimdi
topuğumu burada birleştiriyorum. Evet. Daha sonra burayı dikeceğiz. Ama buradan ötesini göstereyim şimdi. Şimdi bizim burada 4 tane vardı. Örneğimiz 4. Şimdi 4 buraya, 4 de buraya yapacağım. 12 tane olacak. Bunun tamamı 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 da bu taraf 12. Şimdi buraya 4 tane daha yapıyorum. 8 tane daha. 4, 8, 12 olacak. Yine buraya arkadaşlar. Aynı örneğimden başlıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere. Örnek başlıyorum buradan gerisine. Ay kaydı. Şu aralarda bizim zincirlerimiz vardı. Oraya batıyorum. Sonunu şuraya sonuna kadar geleceğim. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, buraya koydum şimdi 1 2 3 4 tane. Şimdi burada mevcut olan yeri zaten yeri belli. Örnek koymuyorum. Aynı yerden devam ediyorum. Bakın bu önü aynen üstünde devam ettim. Şimdi buraya 4 tane yapacağım. Burasını sonra dikiyorum. Biraz daha ileri atacaktım onu. Neyse.
Şurada buraya yapacağız. Evet, şimdi burayı bu şekilde örüp yukarıya doğru gideceğim arkadaşlar. Döneceğiz burayı. Artık burası burayla birleşmiş oldu. Buradan sonrasını 12 sıra öreceğim. Yukarıya doğru 12 sıra örüyorum. Evet arkadaşlar. Burası ağzı gördüğünüz gibi buradan yukarıya 12 sıra çorabımı öreceğim. Burası da topuk. Burayı daha sonra içten dikiyoruz. Gösterebilirim onu da. Burayı devam edeceğim. Burayı göstereyim. Topuğunu dikiyorum. Topuğumuz bu kadar kolay arkadaşlar. Bazen arkadaşlar bu ilmeği soruyorlar. İlmekleri, trabzanları ayağınıza giyin bakın. Eğer darsa bir küçüğü, büyükse bir küçüğünü, değilse bir büyüğünü trabzanlar ekleyerek yapabilirsiniz. Tabii ki herkesin ayak tabanı farklı oluyor. Burası bizim topuğumuz. Şimdi yukarıya doğru devam edeceğim. 12 sıra yapacağım arkadaşlar yukarıya doğru. 12 sıra bu şekilde dönüyorum. 12 sıra bittikten sonra görüşelim. Evet arkadaşlar, patiğimi yaptım. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir topuk oldu. Buradan başladık, buraya geldik, topuğumuzu yaptık ve topuktan sonra yukarıya doğru devam ettik. 12 sıra yaptım burayı arkadaşlar. Sadece patiğimizin burasını diktim.
Çok kolay. Herkes yapabilir. Örnekte bilinen bir örnek. Benim patiğim 39 numara arkadaşlar. Eğer 36 yapmak isterseniz sayıları azaltacaksınız. Şurası 14 ise 12 sıra yapın. Buradaki sırayı, topuktaki sırayı azaltırsınız. Bu boyu azaltırsınız. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ayak tabanınıza göre değişir. Ayak taban giyer, bu şu kadar örün. Eğer ayağınızın yarısı olmuşsa diğer yarısını da topukla birlikte ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Patiğimizin sonuna geldim. 12 sırada bitiriyorum. Evet, çok sevimli ve çok güzel oldu. Videomu izledikten sonra sayfanızda paylaşırsanız, abone olursanız, beğenirseniz, yorum yazarsanız çok memnun olurum. Evet, 12. sıramız burada bitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Burada bitti sıramız. Son bir zincirle bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip son sıramı yapıyorum arkadaşlar. Hem patik hem çorap gibi, bot gibi giyebilirsiniz. Bir, iki, üç, dört, beş. Beşer zincir çekerek bir, 2, 3, 4, 5 çorabımı bitiriyorum. Herkes yapsın bu patiği arkadaşlar. İlk 9 sırayı yazdım buraya bilgi için. İlk 9 sırayı köşede kalsın. Bunu buraya saklayacağız. Evet arkadaşlar, patiğimiz hazır. Bot gibi de kullanabilirsiniz. Çevirebilirsiniz de isterseniz. Bu ipimizi buraya kamufle edeceğim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.